Yaptığımız hemen her proje bugüne kadar Türkiye'deki ve dünyadaki yardım kuruluşları tarafından kabul gördü ve aynı şekilde gerçekleştirildi. Zaten biliyorsunuz Türkiye'nin ilk uluslararası yardım kuruluşuyuz. Kızılay farklı bir statüdedir. Mavi Marmara da bu çalışmalardan biridir. Biz asıl hedefimiz ambargoyu, ablukayı delmekti. O dönemlerde Gazze, Hamas'ın hakimiyetinden dolayı İsrail, Mısır tarafından abluk altına alınmış ve içeriye temel ihtiyaç maddelerinin girmesine izin verilmiyor. Sağlık malzemelerinin girilmesine izin verilmiyor. İnsanların dışarı çıkmasına izin verilmiyor. Ve gittikçe abluka daraltılmıştı. Ve gerçekten her gün dünyaya Filistinliler seslerini duyurmaya çalışıyor. Burada hastalar ölüyor. Artık gıda kalmadı. Bütün dünyanın vicdanına sesleniyoruz. İnsanlığın vicdanına sesleniyoruz. Harekete geçin diye. Ambargonun en sık olduğu bir dönemdi. O zaman bize yola çıkmaktan başka şans kalmamıştı. Yardım kuruluşlarının sadece imkan bulduklarında gıda maddesi götürmesi veya okulaşması veya imkan bulduklarında bir şeyler yapması bizim için yeterli değil. Çünkü yardım kuruluşları aslında yardım koridoru aşmakla görevlidir. Yani bunu nasıl yaparsa yapsın, yardım koridoru aşmakla görevlidir. Biz Tel Afer'de yardım koridoru açtık. Amerika'nın Irak'a saldırdığı dönemde. Felluce'de yardım koridoru açtırdık. O savaş sırasında Felluce'de olan tek yardım kuruluşuydu. Tel Afer'de de öyle. Doğu Türkistan'a yardım koridoru açtık. İşte Libya'da Mısrata'ya yardım koridoru açtık. Bosna'da Saraybosna'ya yardım koridoru açtık. Bunlar için tabii çok bedel ödedik, şehitler verdik. Yani biz sadece şu anda Mavi Marmara'da verdiğimiz şehitlerle belki birçok kesim tarafından anılıyoruz ama 20 yıllık tarihimizde bu yardım çalışmalarını yaparken çok şehitlerimiz oldu, yaralılarımız oldu, hapishanelere düşenlerimiz oldu. O dönemde Filistinli arkadaşlarla istişare ederek ve dünyadaki gelişimlere de baktık. Çünkü herkes kulağını kapatmıştı. Ve Mavi Marmara filosunu organize ettik. Ve Allah'a şükürler olsun tam zamanıydı. 9 şehit verdik. Birçok yaralımız oldu. Ama Gazze'deki abluka devam etse de ambargo delik deşik oldu. Ve içeriye giren yardım malzemeleriyle, sağlık malzemeleriyle birçok insan hayatı kurtuldu.